Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tarihin Tayyip Erdoğan'ın yıkılışının Adana'da başlayacak diye yazacağını söyledi. Günlerdir tartışması yapılan Uğur Mumcu Meydanı'nda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği mitinginden sonra saat 21 sıralarında partilileriyle buluşan Perinçek, "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bu bir tarih yasasıdır. Hukuk ve devlet beraber doğdu insanlığın tarihinde. Biz hukuk tanımaz, zorbaların yönetimiyle karşı karşıyayız. Türkiye'yi eşkıyalar yönetemez. Artık Türkiye'yi AKP iktidarı yönetemez. AKP saltanatını yıkacağız" dedi. Tayyip Erdoğan'ın yıkılışını Adana'da başlattınız. Çektiniz paçasından aşağı doğru. Adana'nın yiğitleri bir kez daha tarih yazıyor. İçi boş insanların fiyaka meraklısı olduğunu ifade eden Perinçek, "Ata binmişti biliyorsunuz. At onu sırtından aşağıya devirdi. İşte şimdi Türk milleti bu Tayyip Erdoğanları, Amerikan Büyük Orta Doğu Projesi görevlilerini sırtından atıyor. Bütün yıkılan çatırdayan sistemler son çare olarak kanunsuz tertiplere başvurur. Tayyip Erdoğan'ın modası geçti, bitti, tükendi" diye konuştu. Kanuni Sultan Süleymanlara özeniyor ama olamaz. Olamaz çünkü kanunsuz. Kanunsuz Tayyip ve vatanı Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'u fetheden değil, vatanın topraklarını, Ege Adalarını veren Amerika'ya Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olarak bağlı olan bir Tayyip. Özgür, cesur, doğu devrine. Büyük uygarlıklar görmüş, geçirmiş, peygamberler yatağı olan Orta Doğu topraklarında münafık kardeşlere yer olmadığını belirten Perinçek şöyle devam etti. "Yobazlığa yer yok. Münafık kardeşler Mısır'da, Tunus'ta devrildi. Amerika'yı arkalarına alıp Suriye'de Beşar Esad'ı yıkmaya kalktılar. Yıkamadılar, yıkamayacaklar" diye konuştu. Bölgemizde terörün kökünü kazıyacağız. Türkiye terörü ihraç etmeyecek. Türkiye komşusunun evini yakmayacak. Tayyip Erdoğanlar komşumuzun evini kundakladı. Komşumuzda yangın çıkardı. Komşuya silahlı adamlar eğitip, örgütleyip, ceplerine paraları koyup, silahları verip gönderdi.